Efendim ben Mini Çıda, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. The Long Dark ve Tecavüz Günlüklerinde yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Yine her zamanki gibi buz gibi bir güne uyandık. İnanılmaz. Peki, kaçıncı gündeyiz? 69. güne gelmişiz efendim. Hayatta kalma serüvenimiz tam gaz devam ediyor. İşlerimiz, güçlerimiz var. Canımızı az çok doldurduk. Birazcık bugün daha ziyade balık tutmak istiyorum. Bir de şu köpek mamasını falan yemek istiyorum. Bence bunun zamanı geldi. Şu an canımız da iyi. Eğer zehirleneceksek şimdi zehirlenelim. Zehirlenmedik. Kesin bundan zehirlendik. Geçmiş olsun. Zehirlenmedik. Muazzam. Mükemmel. Midemiz adeta çöp kutusu. Bir kurt hemen gelmiş yine. Anında yeniden spamlanmışsın sen ya. Hey arkadaş. Neyse şu kulübeye bir bakacağım hızlıca. Kulübeye bakmadım çünkü orada bir şeyler var mı yok mu diye. Bugün balık mı tutsak diyorum. Evet, yok olmuş bir eldiven var. Sedir var. İşimize yaramayacak bir gazete var. Gazeteyi şöyle birazcık daha düzgün koyayım bakayım. Şuraya hatta şöyle koyalım. Fırtına feneri var. Peki. Yakıt. En kötü parçalayıp yakıt haline getirebiliriz. Ama onun dışında hiçbir şey yok. Peki. Çok da üşümeden evimize dönelim. Tabii ki de bulduğumuz bütün çubukları alıyoruz. Bozkurt'tan yaşıyorsanız odun bulduk mu bulduğun zaman alacaksın. Hiç kaçarı yok. Atacaksın köşede duracak. Evet. Biraz buradayız. Bugün biraz şey yapmak istiyorum. İş yapalım istiyorum. Ok saplarını versen bana. Ok başlarını da ver. Tüyleri de ver. Biraz ok yapalım. Evet, alet edebat şeyim olmadığı için biraz yavaş yapacağız ama 6 saat sürecek. Sen 3 saat sürsün. 6 saatini bilmem de 3 saat sürsün. Tamam, bir 3 saat daha sürebilir. Biraz susayacağız ama çok sıkıntı değil. Güne güzel başladık. Kaç okumuz oldu? 7, 8, 9. Gayet güzel. Suyumuzu içelim. Yine mükemmel rakamdaki hazır otumuzla beraber. Şeyliğimize devam ediyoruz. Bazen eskeniz geçmedi. Kurt eti yemem. İşte o yüzden balık dedim. Yani kurt dal diyebiliriz de. Henüz daha şey halledemediğimiz için şeyi. Level. Pişirme yeteneğimiz 5 olmadığı için. Oturup sadece kurt yiyemiyoruz yani. Bir arkaya bakayım. Bir arkaya bakalım. Amerikan geyi gelmiş mi acaba? Gelmemiş daha yok. Buradaki taşınlar da gelmemiş. Sesi de gelmiyor. Peki. Problem. Bu problemi balıkçılıkla çözeceğiz. Hadi balık tutalım. Ben ama tencereyi alacağım. Balık için. Ben buraya yine biraz sedir bırakacağım bu arada. 4 tane sedir at. 33 çubuk bize yetecektir diye tahmin ediyorum ama bakalım. Yetmeyebilir. Olduğu kadar.
Yine hava güzel olduğunda şuradaki sedirleri alsam güzel olacak, kırsak. Güzel olacak işte. Kristal gölü. Burada tavşan var bu arada. Onları da avlayabiliriz. İki tane, evin yanında iki tane sadece tavşan spam noktası var ya. Mükemmel yani. Geyik spam noktası var. Amerikan geyik spam noktası var. Ayı spam noktası var. Balık var. Kurtlar var. Vallahi muazzam yani. Burası cidden bayağı kaliteli bir yer. Yakalım. 195. Hadi bakalım. Yakarsın sen. Çakmak kullanıyorum. Daha garanti yaksın diye. Gaz yağı kullanmak istemiyorum. Gaz yağı bidonu da yanıma taşıdığım için mutluyum. Benzinler hep ona gidecek. Hem biraz yakıtımız olur ha. Güzel olur. Çubukların hepsini atıyorsun. Hop. Hayır sen değil. Sen. Levya. Levya'nın işe yaradığı nadir durumlar. Çekiç ve bıçak mıçak kondisyonu yemeden bunu açmamızı sağlıyor. Bunu içmeyecektim. Su içecektim de. Suyum olmadığı için. Neyse önemli değil. Aslında önemli. Toplamda 3 çayım kalmış. Hadi tutalım. 2 saat. Evet. Güzel. İptal et. Su kaynayacak gibi. Evet, tam kaynıyormuş. Çok güzel oldu. 2 tane dandik kalabalık. 1'er saat bunları şey yaparken, pişirirken. Buraya at, suyu iç. Balığı yakala. Bu arada efendim Gölge Adam Evrim'e, Felix'e ve Metafaz'a çok çok teşekkürler. Demin tekrardan söyleyeyim, sponsorlarımıza seviyorsunuz. Eyvallah, çok çok teşekkür ederim. Ve tabii ki de değerli belediye tayfa üyeleri, saygılar, sevgiler, teşekkür ederim desteklerinizden ötürü. Yapıştır. Bir saat daha yakalayalım. Fırtına çıktı. Problem değil. Ama istediğim miktarda balık yakalayamıyorum. Şu an o biraz beni üzüyor. 2 saat daha balık tutalım bakalım. Bağırsak parazit riskimiz geçti. Çok güzel oldu bu arada. İkisi hala dışarı fişeklerimiz için bonusumuz var. Kaliteli balık çıkmadı ya. Hep alabalık çıkıyor burada. Hoş olmadı. Hala zamanımız var. Snow if the hypothermia wouldn't kill me. Sen bari burada bir litre daha su kaynat. Ama da bir saat daha balık yakalayayım. Çıkmadı. I'm gonna need to rest soon. Tut. Hadi lan. Hadi. Yemedi. Artık ateş kalmadığı için gideceğim. Yani sedir ekleyebilirim ama yani gece oldu. Yorgunuz. Ben balıkları gömerim. Bunu da göm. Bunu da göm. Valla anca karnımızı doyurduk valla. Biraz da yağ aldık.
Ama en azından çok sidir, bir tane sidir odun harcadım. Yani çubuk harcadım sadece. O yüzden çok üzgün değilim. Ve sabah kahvaltılık bir yemeğimiz var. Güzel. Şimdi burada bir su içelim. Burada bir güzel uyuyalım. Gayet güzel bir gün. Bir 8 saat uyuyalım. Yavaştan gitsek mi acaba ya? Acele mi etmiş oluruz? Uykutulumumuz nasıl? Daha kuruyor. Suyumuzu içelim. Bir 4 saat daha uyuyalım. Acele etmiş oluruz. Aslında olmayız ya. Yavaştan hazırlık yapabiliriz. Gidebiliriz yani. Gerçi bugün günün yarısına geldik artık. Yarın mı gitsek? Havada çok açık bu arada. Ne kadar güzel ya. Hadi gidelim. Bugün giderim ya. Hazırlığımızı yapalım giderim. Tamam o zaman. Gerçi kıyafetleri onarmadım ama. Çok da sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Yani. Burada dursun. Kapıyı kapat bakalım. En azından karnım tok. Yola çıkacağım. Karga tüylerini at. İhtiyacım yok. Ok saplarını at. İhtiyacım yok. Meşalemiz var. Oto takımlarımız var. Tenceremiz var. Tencereyi götürecek miyim? Götürebilirim aslında. Götüreceksek bile bir tanesini bunu bırakalım. Yalnız buraya değil de şuraya bakalım. Oto takımları, meşaleler, bıçak necak, bileme taşı gelsin mi? Gerek yok aslında. Bayağı kondisyonları iyi çünkü. Benzin bidonu. Bunu istemiyorum aslında. Almayacağım bunu ama. Basit yay, ağır çekiç. Bunlar gelecek tabii ki de. Testere gelecek kesinlikle. Ne olur ne olmaz bulunsun. Hazır yemeklerimiz var. Bunları bırakalım. Hasır otlarından da bir kısmını bırakacağım. Çünkü yolda yemek buluruz. 20 tane bulunsun. Taşıma kapasitemi kaybetmek istemiyorum her türlü. Daha gölün etrafında da bir sürü hasır otu var. O yüzden hasır otu kaynağımızda sıkıntı yok. Adrenalinlerin hepsi gelecek. Kahve gelecek yanımızda. Bitki çayı gelecek. Biraz yanıma sedir alabilirim. Onun dışında bir şey almama gerek yok. Gayet iyiyiz. Biraz su alayım. Bir litre su alayım yanıma. Birkaç parça sidir alalım. Ve gidelim. Hazırız. Şeyi aldık mı yanımıza? Sprey boya. Sprey boya önemli bizim için. Evet, sprey boyayı var. Ha bu arada. Bir şey yapacağım. Sen şu bereyi ver. Şu bereyi at. Üzerimizdeki berenin kondisyonu bayağı azaldı. 81'i giyelim. Kahvaltılık yapalım. Bir alabalığını yiyelim. Bir tane kurt ya. Bu eti at. Son olarak suyumuzu içelim. Aslında sıcaklık konusuyla gitsek iyi olurdu ama yolda ateş yakarız artık. Evet. Kamp yaparız bir yerde. Ateş yakarız. Ve gidiyoruz efendim. Kül kanyonuna gidiyoruz. Kül kanyonuna gitmeden önce şu kuru bedende birazcık da çizim kömürü almak istiyorum. İşimize yarayabilir. Dediğim gibi. Kül kanyonu bizim için değişik bir deneyim olacak. Tabii ki de önemli mekanların tam olarak nerede tam yani yaklaşık nerede olduklarını biliyorum ama hani bir yerden bir yere gitmek benim için ya
Yanlışlıkla çizdim burayı ya. Neyse çizdik, çizmiş olduk artık da. Şunu açacaktım. 15 kömür ihtiyacım yok yani hani. Ağırlık yapmasın diye de başına üşüdük. Neyse. Problem değil. Havalıktan çok soğuk değil yani. Eksi 14'lerde şu an hissediyoruz. Gayet güzel bir hava. Kıyafetlerimizi diksek bu arada eksi 10 da hissederiz bu arada. Kıyafetlerimizi odamamız gerekiyor. Ash Canyon'da iki tane geçiş noktası var. Bir tanesi çok daha üst tarafta, Bozkurt Dağı'nın o taraflarında var. Bir tane de çok daha bizim mıntıkaya yakın bir geçiş noktası var. Orayı tercih edeceğiz. Aşağı kanyona gideceğiz. O kanyondan sağa doğru döneceğiz. Geçtik. Bitti bu kadar yani. Kanyonun hemen girişinde bir ateş kamp yapmak istiyorum. Orada çünkü çizim yapacağım. Hem sıcaklık bonusu alırız, çay bonusu alırız. Gayet güzel olur. Uyku tulumumuzu aldık değil mi? Güzel. Bakalım bizi neler bekleyecek bu yolculukta. Evet, Ayı Bey var. Biraz koşalım. Kuş kabuğu sandım onu ya. Ateş yakacağımız için toplayabildiğimiz bütün çubukları toplayalım. Yanıma yedek olarak birkaç sidir aldım ama o sidirleri daha ziyade uyumak için kullanmak istiyorum. Eğer olur da bir binada uyumazsak eğer... Dışarıda uyumak zorunda kalırsak ona ihtiyacımız olacak o sedirlere. Oh be 30 kilo taşıyoruz ve rahat rahat yürüyoruz ya. Çok güzel bir şey şu ekstra bonuslar. Bir de şu çantayı aldık mı? Normalde bozkurttan çıkarken biliyorsunuz benim gerçi rotam burası mı? Evet bir yandan kullandığım rotalardan bir tanesi burasıydı işte. Buradan kanyona gidiyordum. Sola dönüyordum. Oradan halatla çıkıyordum. Buradaki motor kazası, motor uçağın motor partının olduğu yere geçiyor burası. Dar dağ geçitinden artık sağa dönüyorsunuz. Yine haritaya geçmek için. Bu kadar. Gayet yeni haritaya geçmek Bozkurt Dağı'ndan çok kolay. Burası hiçbir yere gitmiyordu. Artık gidiyor. Her türlü çay bizim için önemli. Tabii ki de odun da. Sağ olsun oyunumuz bizi düşünüyor. Kendisi de bırakmış bize. Ve... Oyun çöktü. Çöktü mü? Ellemiyorum, hiçbir şey basmıyorum. Yüklensin diye bekliyorum. Evet, çökmedi. Muazzam. Yay! Kül kanyonu. Tam da geçiş noktası burası ha. Tamam, güzel. O zaman şöyle yapıyoruz. Hemen burada ben ateş yakıyorum. Hem tam buranın geçiş noktası olduğunu görmüş olurum. Hem de müthiş de ateş yakabiliyorum. Muazzam. İstediğin kadar deneyebilirim. Hem de burada çizim yapacağım. Hem de çay içeceğim. Ki haritada burası belli olsun. Tam olarak buradan çıkmak gerektiği zaman nereden gitmem gerektiğini görebileyim. Çünkü bulunduğum konumu sprey boyasıyla anlayabilirim. Bu noktayı da görürsem bence sıkıntı olmaz.
kaybolursam eğer. Bu taktiği kullanabilirim. Ama bu bizi ısıtacak galiba. Aynen, ısıtabilir bizi bu. Sen bize bir huş kabuğundan çay hazırla. Ya, ısıtıyor, çok güzel. Sen bir tane daha huş kabuğundan çay hazırla. Ben hemen burada bir çizim yapıyorum. Çizeydin. Kanyonda olduğum için çizmiyor mu burayı? Ya burasını çiz bari ya. Hoş olmadı bu bak. Benim beklentim bu değildi. Neyse, o zaman ben burada birazcık zaman geçireyim de ısınayım bari. Çok da ısınmıyoruz. Neyse, ver. Hoş olmadı bu. Planlarım bozuldu. Neyse, kanyonun çıkışında yapacağız o zaman. Şu tepeye çıkarım. Meşale gitme. Güzel. Ben hatta burada bir de not bırakırım. Bu yönden kaçın. Haritada gösterilmez mi? Burası. Depolama. Şurayı çizeceğim. Güzel. Mükemmel. Beşerem nerede? Söndü mü? Neredeyse sönüyor. Hadi gidelim. Bayağı kaynak varmış. Kuşburnu alacağım da hasrottan sonra dönüşte de alabilirim. O yüzden şu an üzerimde yeterince hasrotu var. Bundan uğraşmak istemiyorum şu an. Şimdi ilk hedefim kalacak yer bulabilmek. Bir de yavaştan altın madenine doğru yola çıkmak. Kendimizi sağ tarafa dayayacağız. Yani şu dağların hep sağından doğru gideceğim. Böylelikle yolumu bulacağımı düşünüyorum. Geyikler varmış, iyi güzel. Şurada kulübe var değil mi? Şuradaki kulübeye yerleşmek o kadar işkence ki. O kadar işkence ki. Altın madene ulaşmak daha kolay şu eve ulaşmaktan. Çok güzel ev ama. Aslında ilk oraya mı gitmek istesek acaba? Bu geceyi geçirmek için. Burada en azından birkaç parça odun bulsaydık iyi olacaktı ya. Yıkık bir balıkçı kulübesi. Acı bataklık. Evet, cidden acı yani. Bu nedir? Yani
Buradan çıkamıyoruz arkadaşlar buraya. Şuradaki halatı tamir etmemiz lazım. O halatı tamir etmeden olmuyor orası. Çıkamıyoruz oradan. Üşüyoruz, o yüzden koşa koşa birazcık gezeceğiz. Ben toplayabildiğim çubukları alacağım. Dediğim gibi şimdilik yemek sıkıntımız yok. Nasıl toplayarak zaman kaybetmek istemiyorum. Burası mağaraya gidiyordu değil mi? Mağaraya gitmekin bir anlamı yok aslında ama. Çok emin değilim. Haritada çizeriz olması. En kötü burada kalacağız bu arada. Buradaki asottan alacağım. Evet, yani birkaç günlük yemeğim var ama aç kalmaya da lüksüm olmadığı için taşıma bonusunu korumak adına hepsinin olmasını da önümdeki denk gelenleri alayım. Buradan geçmemiz gerekiyordu, evet. Buradan şuradan devam edeceğim galiba. Çünkü bu tarafta mağara olacak. Gelin bakalım. Gel birader, gel. Hev. Alo. Sen gelmezsen... Oho, oğlum uyuyor musun lan siz? Oh. Korktun mu, geliyor mu lan? Ne, aslında tutturmadım aslında. İyi de uğramadım ama. Kritik vurduk herhalde. Vücudundan vurdum çünkü. Evet, burası mağaraya gidiyor. Bundan eminim. Evet, şöyle bir mağara. Bu tarafta mağara var. Orada uyuyabileceğimiz bir mekan var. Hızlıca baksak mı acaba? Aslında bir... Bu geceyi orada geçirmek de aslında mantıklı şu an için. Çünkü uzun bir yolculuğumuz var. Ve akşam oluyor. Açıkçası bu geceyi orada geçirsek hiç fena olmaz. Ben toplayabildiğim bütün kaynakları toplayayım. Çubukları vesaire. O mağarada birkaç parça odun bulacağız diye tahmin ediyorum. İnşallah kömür buluruz. Ateş yakarak uyuyacağım mağarada. Hiç risk atmayacağım. Bu yolculuğun yani erken sonlanmasını istemiyorum. Yani geri dönmek zorunda kalmayalım bir daha. Çünkü canımız bayağı düşerse ben geri dönerim yani. Doğal olarak. Güzel bir uyku çekmek de istiyorum. Huş kabuğumuzu bitirmek istemiyorum. Huş kabuğundan çayımızı falan. Toplayabildiğimiz bütün bunları toplarsak bence geceyi geçebileceğimiz kadar güzel bir ateş yakarız. Burada bu sedirleri falan kırabiliriz bu arada ya. Sıcaklık bonusu bir çay içip bu sedirlerin birkaçını kırabilirim. Eğer oduna ihtiyacım olursa. Güzel olur. Güzel sedir var çünkü burada.
Keşke sedirleri sürükleyebilsek yani. Odunları kırmak tamam zaman oluyor da. Sedirleri yavaş yavaş da olsa sürükleyebilsek güzel olur aslında ya. Dağ Şelale Mağarası işte. Burada kalacağımız yer mağara bu. İlk yarım site varmış burada. Var mı bir şey? Tabii ki de yok. İki parça çam odunu. Allah'tan çam odunu. Çünkü iki parça olması üzüyordu. Bir de kömür bulduk. Şahane ya. Vallahi. Aha iki tane kömür. Vardır. Üçüncüsü de vardır. Nerede üçüncüsü? Aha da burada. Genelde üç tane koyuyorlar mağaraya ya. Bir tane kömür varsa iki tane daha vardır. Güzel. Burası şu an gayet iyi. Şu an ateş yapmak istemiyorum bile yani. Ama burası ne kadar kurt falan gelmez buraya muhtemelen de. Ne kadar odunumuz var? Yakarız ateş ya. Yakarız ateş. Risk atmak istemiyorum ya. Muhtemelen bir şey olmaz. %95 bir şey olmaz ama %5 olasılıkla başıma kötü bir şey gelmesin. Uğraşmak istemiyorum çünkü cidden yani. Çünkü burası bayağı güvenli bir yer. Yakınlarda bir kurt spamı var ama kurtların buraya geleceğini düşünmüyorum ama işte üste girmeyelim. Bir tane kömür de atalım. Çam odunlarını atmayacağım. Sedelleri atacağım. 7 saat. Yeter 7 saat bize. 7 saat deliksiz uyku uyursam zaten gerisi kolay. Ateş harbiden tam söndü ya. Burası iç mekan sayılıyor ya. O yüzden bonusu yok. Biraz daha dışa doğru yapsaydım belki olabilirdi. Neyse. Önemli değil. Önemli değil. Üşümüyoruz zaten. Ve burada kayıt etmiş olduk efendim. Çok çok teşekkür ederim. Seriyi izlediğiniz için, bu bölümde izlediğiniz için, bize eşlik ettiğiniz için. Çayınızı, kahveniz bitmemesi dileğiyle efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğeni ve yorumları eksik etmeyin. Görüşmek üzere. #algoritma